Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir canım çocuklar. Bugün size çok önemli bir konuyla geldim. Konumuz doğal sayılarla bölme işlemi. Eğer beni dikkatli bir biçimde dinlerseniz bölme işlemlerinin nasıl yapıldığını öğrenmiş olacaksınız. Aynı zamanda daha önceki öğrenmiş olduğumuz işlemleri de katarak problem çözümünü kolay bir biçimde halletmiş olacaksınız. Haydi o zaman başlayalım. Lütfen önüne bir kağıt ve kalem al. Ben anlattığım sayfaları, benim anlatmış olduğum sayfaları ben anlatmadan kendi kendine çözmeye çalışıyorlar mu? Hazırsak başlayalım. Şimdi İlk olarak biz sizinle beraber iki basamaklı sayıları bir basamaklı sayıya bölerken tam bölünenli olanları ta ikinci sınıfta zaten öğrenmiştik. Ama ben yine de en baştan anlatmak istedim. Şimdi canım çocuklar ilk sayımızın onlar basamağı buradan küçük olduğu için biz ne yapıyorduk? İkisine birden bakıyorduk. 36'ın içinde 6'yı arıyoruz. Kaç tane 6 var diye 6'şer 6'şer sayıp 36'yı bulmaya çalışıyoruz. 6, 12, 18, 24, 30, 36 olduğunu biliyoruz. 6. da bulduk. Ve çıkartıp 0 yazıyoruz. Ya da ne diyorduk? 6 kere 6. Zaten 36 olduğunu hıp hızlı artık biliyor olman gerekiyor. Ben 4'ümün 8'den küçük olduğunu biliyorum. O yüzden 48'in içinde 8 arıyorum. 8'er 8'er sayıyorum. 48'i bulana kadar 6. da buluyorum. 6 kere 8. 48 oldu. 8 9'dan küçük olduğu için 81'in içine 9 arıyorum. 9'lar 9'ar sayıyorum ve 9. da 81'i bulduğum için çıkarıyorum. Bunu zaten ikinci sınıfta öğrenmiştik. Hepimiz biliyoruz. Gelelim peki bölünen sayının ilk basamağı bölen sayımdan büyükse. O zaman ben diyorum ki buradaki 2 hiç yokmuş gibi davranayım. Önce 4'ü 2'ye böleyim. 2, 4, 2 defa var. 2 kere 2, 4 çıkarttık. Daha sonra aşağı inme sırası kime geldi? Buradaki sayıya geldi. 2 aşağıya indi. 2'şer 2'şer sayıp aşağıdaki sayıyı bulmaya çalışıyorduk. 2. Kaçıncı da bulduk? Birinci de bulduk. Bir kere iki, iki. Çıkarttık sıfır sıfır. Devam ediyoruz. 8'in içinde beş. Sekiz beşten büyüktü. Bir defa bir kere beş, beş. Çıkarttık. 35 beş kaldı. Beşer beşer sayıyoruz. 5, beş 10, on, 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 beş, 30, 35. Tam yedinci de bulduğumuz için 7'yi yazıp yine çıkarıyoruz. Dokuz büyük altıdan 1 kere 6, 6 çıkarttık, 36 oldu. 36 içinde 6, 6 defa ve tamamlamış olduk. 3. sınıfta da zaten bunları görmüştünüz. Eğer 3 basamaklıysa nasıl yapıyoruz? Yine aynı şekilde biliyor musunuz? Sırasıyla bölüyoruz. 3, üç. 3'e eşit olduğu için ilk olarak bunu bölmekte başlıyoruz. 3 kere 1, 3 çıkarttık. Sıra buraya geldi. 6 aşağı indi. 6'ın içinde 3 kaç defa? 3, 6, 2 defa. 2 kere 3, 6 çıkarttık. Şimdi yine sırası buna geldi. 3, 6, 9, 3 defa da bulduk. Bak sırayla yazıyoruz. İsterse 3 basamaklı değil, 10 basamaklı olsun. Hep sırasıyla indiriyoruz çocuklar. Ve sonuç hiç değişmiyor. Hep aynı şeyler. Hadi bakalım. 7 6'dan büyük olduğu için 1 kere 6. 6 çıkarttık. 12 oldu. 6 çarpı sayıyoruz. 6 12 ikinci de bulduk. Çıkarttık. Hop. 6 yaşam dedik. 1. 1 kere 6. 6. Harikasın. 9 8'den büyük. 1 kere 8. 8 çıkarttık. 8 16. İkinci de 16'yı bulduk. Ve hop buradaki sayıyı aşan dedik. 8'i e 8'e bölersek zaten 1. Umarım beni anlatmadan önce ekranı durdurdun ve kendin denedin değil mi? Süper. Gelelim 4 basamaklı sayıları 1 basamaklı sayıya bölme Aynı şey. Sen eğer iki basamaklı sayıyı bir basamaklı sayıya bölüyorsan 3 basamaklıyı da bölebilirsin. 4 basamaklıyı da bölebilirsin. 5 basamaklıyı da bölebilirsin. Hatta 10 basamaklıyı kadar bile bölebilirsin. Çünkü sen bunun mantığını oturtturdun. Nasıl bakıyorduk? Sırasıyla bakıyoruz. 3'ün içinde 2'ye bir kere. 1 kere 2, 2. Hop aşağı indi. 16 oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 8. de bulduk çocuklar. Hop başa indi. 2, 4, 6, 8, dördüncüde de bulduk. Bu da bitmişti. Şimdi 4 aşağı indi. 2, 4, ikinci de bulduk. Ve çıkartıp yazdık. Çok kolay değil mi? Bence de. 2, 7'den küçük. O zaman ben 26'ın içinde 7'ye bakıyorum. 7, 14, 21, 28. Hmm, demek ki 28 büyük olduğu için 7, 14, 21'de kalabilirim. 9 aşağıya indi. Yine 7'şer 7'şer sayıyoruz. 59'u bulmaya çalışacağız. Hadi dene. Evet. 7 kere 8. 56. süper 5 aşağı indirdik. Artık burası oldu. 35. Tam 5'inci de bulduk ve çıkarttık. Çok kolay değil mi? Hadi bir tane daha deneyelim. Hatta ben denemeden önce sen kendin dene. 5'in içinde 9 yok. O zaman 51'in içinde 9'u sayıyoruz. Say lütfen. 9'ar 9'ar bekliyorum. Evet. 5 9. 45 çıkartıyoruz. 1'den 5 çıkar mı? Hayır. Kime gidiyorum? Komşuya gidiyorum. Hop. Burada kaldı 4. Burası oldu 11. 11. 10. 9. 8. 7. 6. Burada 0 kaldı. bir aşağı indirdik. 61 oldu. 9'ar 9'ar sayıyoruz. 61'i bulacağız. Evet. 6 kere 9. 54. Yine çıkarıyoruz. 1'den 4 çıkmaz. Burası oldu. 11. 11. 10. 9. 8. 7. 2 aşağıya indi. 72 oldu. 9'ar 9'ar sayıyoruz. Evet. 8'inci de bulduk. Ve işte bitti. Çok güzel değil mi? Çok kolay. Hep aynı şey. Hatta sen kendin evde 5, 6, 7, 8, 9, 10 basamaklı bile deneyebilirsin. Çok eğlenceli oluyor. Ben bayılıyorum işlemleri böyle kendi kendime yapmaya. Hadi bakalım. 5'in içinde 15 var mı? 54'ün içinde 15 kaç kere? Bilmiyoruz zorlanıyor musun o zaman deneyeceğiz 1 yazalım 1 kere 15 15 çok küçük oldu değil mi o zaman siliyoruz 2 deneyelim bir 15'te 2'yi çarpıyorum 2 kere 5 10 on. onun 0 elde var 1 2 kere 1 2 bir tane de burada vardı 3 harbi küçük oldu deniyorum 3 defa deneyelim 3 kere 5 15 15'in 5'i elde var 1 3 kere 1 3 bir tane de burada vardı 4 evet yakın bir sayıyı buldum 4'ten 5 çıkmaz. Komşuya gittik. Burada 4 kaldı. 14 oldu. 13, 12, 11, 10, 9, 90. 90 içinde 15 kaç defa biliyor musun? Bilmiyorsun. Yine deniyoruz. 1 denersek 15 olur. 2 denersek 30 oldu. Bak hala çok küçük. O zaman ne yapalım? 3 deneyelim. 3 denediğimizde 45 buluyorduk. Hala küçük. 3 tane denediğimde 45 bulursam demek ki biraz artırabilirim. 5 deneyelim. 5 kere 5 25 25 25 elde var 2. 5 kere 1 5 6 7. Bak hala küçük oldu. O zaman ben bir 6 deneyeyim diyeceğiz. 6 kere 5 30. 30'un 0'ı elde var 3. 6 kere 1 6. 3 de burada 90. Tamam mı? Aa ben öyle bilmiyorum kaç defa olduğunu. Kafadan sevmiyorum demek var mı? Hayır yok. Deneye deneye yapıyoruz. Hadi deneyelim. 3, 13'ten küçük 36. Bir defa dersem zaten 13 olur. 2 defa dersem 2 kere 3, 6. 2 kere 1, 2. Yakın oldu. Çıkarttık 104. Hmm, kaç defa deneyebilirim? Bir defa zaten artık küçük sayılar olduğunu olmadığını biliyoruz. Deneyelim mesela 7 deneyelim. Sonu bir biten var mı? Onu düşünebiliriz. 7 kere 3, 21'in biri elde var. 2, 7 kere 1, 7, 8, 9. Hala küçük kaldı. Hadi bir 8'i deneyelim. Bakalım olacak mı? 3 kere 8, 24, 24'ün 4'ü elde var. 2, 8, geri 1, 8, 2 de burada 104. Bak yakaladık. Gördün mü? Ben de bilmiyordum. Ben de denedim. Sen de deneye deneye bulmalısın. Silip yenisini denemelisin. Silip yenisini denemelisin. 824'ten küçük 81'in içerisine bakıyoruz. 4 defa deneyelim hadi bakalım olacak mı? 4 kere 4 16'nın 6'sı elde var 1. 4 kere 2 8 bir tane de burada var. 9. Aa büyük oldu gördün mü? İşte o zaman ne yapacağız? Bir küçüğünü yazacağız. Bak ben de deniyorum çocuklar. 3 deneyelim. 3 kere 4 12'nin 2'si elde var 1. 3 kere 2 6 bir tane de burada vardı. 7. 3 kere 4'ün 2'si de var bir. 3 kere 2 6 bir tane de burada var 7. Birden iki çıkmaz. Komşuya gittik. 11 oldu. 11, 10, 9. 6 yaşayan dedik. 96. Kaç deneyebiliriz? 3 dediğimizde 72 olduysa bir 4 deneyelim. 4 kere 4. 16'ın 6'sı elde var. 1. 4 kere 2. 8. Bir tane burada vardı. 9. Bak tam yakaladık. Anlaştık mı? Harika. Yapamadıysan da önemli değil. Bölme işlemi bol bol pratik yapılarak öğrenilen bir şey. Lütfen dene. Şimdi bu yıl ne yapacağız? Dört basamaklıyı deneyeceğiz. Ama korkuyor muyuz? Hayır. Biz biliyoruz ki zaten iki basamaklı, üç basamaklı, dört basamaklı, beş basamaklı hepsi aynı değil mi çocuklar? Hadi başlayalım. Birin içinde 35 yok. 19'un içinde 35 hala yok. 196'ın içinde 35'i deneyeceğiz. Atıyorum ortadan bir sayı. Biraz büyük olduğunu düşündüğüm için 5 dedim. Hadi deneyelim oluyor. Mu? 5 kere 5, 25, 25, 25 elde var. 2, 3 kere 5, 15, 2 de burada 17. Hmm, bir tane daha yazarsam oluyor mu? Diyelim ki bilemedim. Hadi bir de bir büyüğünü yazalım. Bakalım o daha mı yakın? 6 kere 5, 30, 30'un sıfırı elde var. 3, 6 kere 3, 18, 19, 20, 21. Aa bak geçti gördün mü? Demek ki biraz önce bulduğumuz doğruymuş. 5 kere 5 25, 25 25 e elde var 2. 3 kere 5 15, 2 de burada 17. Gördün mü? Bak ben de bilmiyorum. Ben de deneye deneye yaptım. Sen de denemelisin. Yazmaktan üşenmemeliyiz çocuklar. 6'dan 5 çıktı, 1 kaldı. 9'dan 7 çıktı, 2 kaldı. Değil mi? Süper. 21'in içinde 35 var mı? 21'in içinde 35 olmadığı için buradaki sıfırı da aşağıya indiriyorum ve 210 oluyor. Şimdi ben 210 içinde 35 kaç defa diye bakacağım. Biraz önce bulmuştuk değil mi? 5 tam 175'e geldiği için 6'yı deniyoruz. 6 kere 5 30 30'un 0 elde var 3. 6 kere 3 18 19 20 21. Harikasın. Hadi deneyelim. 2'nin içinde 48 yok. 27'nin içinde yok. 278'in içinde deniyorum. 6 deneyelim. 6 kere 8, 48, 8 elde var 4. 6 kere 4, 24, 25, 26, 27, 28. Aa geçti. Demek ki 6 büyük oldu. O zaman ben 5'i deniyorum. 5 kere 8, 40, 40'ın 40 0'ı elde var 4. 4 kere 5, 20, 4 de burada vardı. 24 çıkarttım. Süper. 38'in içinde 48 olmadığı için 4'ü aşağıya indiriyorum. Yine deniyorum kaç deneyebiliriz? 8 deneyelim. 8 kere 8 64. 64'ün 4'ü elde var. 6. 8 kere 4 32 33 34 35 36 37 38. Eldeki 6'yı saydım ve çıkarttık. Çok kolay. Çok eğlenceli. Bulmaca gibi. 1'in içinde 14 yok. 12'nin içinde 14 yok. 124'ün içerisinde 14'e bakıyoruz. Kaç deneyelim? Diyelim ki 5 denedin. 5 kere 4 20'nin 0'ı elde var 2. 5 kere 1 5 6 7. Aa bak çok küçük oldu gördün mü? Demek ki ben 5'ten sonraki sayıları da denemeliyim. Birazcık daha büyütelim. Kaç diyelim? 8 diyelim. 8 kere 4 32'nin ikisi elde var 3. 8 kere 1 8 9 10 11. A yaklaştığını görüyorum. Acaba bir tane daha var mı demek için? 9 denemek istedin. Aklında kaldı diyelim ki. O zaman hemen siliyorsun, deniyorsun, aklında bırakmıyorsun. 4 kere 9, 36'nın 6'sı elde var. 3, 9 kere 1, 9, 10, 11, 12. Aa bak bu büyük oldu. Demek ki sen 8'de kalmalıymışsın diyorsun ve devam ediyorsun. 8 kere 4, 32'nin 2'si elde var. 3, 8 kere 1, 8, 9, 10, 11. Hop çıkarttık ve 6 yaşayın dedik. 126'ın içinde deniyoruz yine. Biraz önce bulmuştuk. 9'du değil mi? 4 kere 9, 36'ın 6'sı elde var. 3, 9 kere 1, 9, 126'ydı. Bu eldemizde karışması. Şurayı silelim. Anlaştık mı çocuklar? Öğrendin mi? Lütfen videonun burasına kadar geldiysen videoyu baştan başlat. Buradaki işlemleri kendi kendine yeniden bir dene olur mu? Elin alışsın. Ne kadar çok işlem yaparsan problemleri çözerken de o kadar kolay çözersin. Gelelim sorumuza. 2785 kilogramlık şeker 5 kilogramlık poşetlere eşit şekilde paylaştırılıyor diyor. Eşit şekilde paylaştırılmayı gördüysem ben ne biliyorum? Bölme işlemi yapacağım biliyorum. Buna göre her poşette olan şeker miktarı ne kadardır demiş. 2785'im vardı ve beşer beşer bölüştürüyordum. Hadi ekranı durdur kendin dene. 2'nin içinde 5 yok. 27'nin içinde 5 kere 5, 25 çıkarttık. 2 kaldı. 8 aşağı inince 28 oldu. 28'in içinde 5 kere 5, 25. Hop. Şimdi 5 aşağı indiriyorum. Artık benim sayım kaç oldu? 35 oldu. Kaç defa olduğunu biliyorum. 7 defa olduğunu biliyorum ve işlemi yapıyorum. Harika. Hadi geldik yeni soruya. Lütfen durdur kendin dene. Bir tavuk çiftliğinde üretilen yumurtalar altılı ve 12'li kutulara konularak satışa gönderilmektedir. Hmm. Çizelim. Altılı. Öbüründe Kırmızı ile çizelim. 12'li kutulara konularak satışa gönderilmektedir. Çiftlikte bugün 672 yumurta üretilmiştir. 6'lı kutulardan 6'lı kutulardan 56 tane olduğuna göre 12'li kutulardan kaç tanedir diyor. Hmm, toplamı kaçtı çocuklar? Ben ne biliyorum toplamını? 600 72 olduğunu biliyorum. O zaman hadi başlayalım. Altılı kutular şuradan altılı kutulardan 56 tane olduğunu biliyoruz. Değil mi? Harika. 12'li kutulardan biliyor muyuz? Hayır kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Ama ben toplamın kaç yumurta olduğunu biliyormuşum. 672 olduğunu biliyormuşum. Haydi gelin o zaman altılı kutulardan 56 tane bulalım. Ve buranın ne kadar olduğunu hesaplayalım. 6, 6, 6, 6, 6, 56 tane 6 var. 6 kere 6, 36, 36'nın 6'sı 36, elde 36, var. 3, 6 kere 5, 33 de burada. 33. Demek ki 336 yumurtayı ben altılı kutulara koyuyormuşum. Peki buraya kaç tane koymalıyım ki topladığımda 672 olsun. Ben buradaki boşluğun nasıl bulunduğunu biliyordum. Toplam sayımdan verilen sayımı çıkararak 2'den 6 çıkmaz. 12'den 6 çıktı 6. 6'dan 3 çıktı 3. 6'dan 3 çıktı 3. Kaç oldu? Burası. 336. Ben 12'li 12'li kutulara kaç tane koymalıyım ki toplamanın 336 olduğunu bulayım. 12, 12, 12, 12 kaç tane 12 336 yapar? O zaman yine gruplandırıyoruz. 336'yı 12'li 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 gruplandırdık. 3'ün içinde 12 yok. 30'un içinde 2 defa 24. 3'ten 4 çıkmaz. Burada 2 kaldı. Burası oldu 13. 12, 11, 10, 9. 6'yı aşağıya indirdik. 12 12'şer. 12 şer, 8 defa. 8 kere 2, 16, 16 var. 1, 8 kere 1, 8. Bir tane de burada vardı. 96. Kaç tane kutu bulmalıyım bulmalıymışım, koyuyormuşum? 28 tane. Anlaştık mı? Süper. Eğer anlamadıysan tekrar beni dinleyebilirsin. Geldik yeni sorumuza. Pazardaki meyveler 5 kilogramlık kasalar, 5 ve 10 kilogramlık kasalara konularak depo edilmektedir çilekler, erikler, kirazlar 5 kilogramlık kasalarda depolanırken muz, şeftali, armutlar 10 kilogramlık kasalarda depolanır. Ben hemen bunu okudum. Geçiyor muyum? Hayır geçmiyorum değil mi? Ne yapıyorum? Altını çiziyorum. Çilekler, hop, çilekler erikler, kirazlar 5 kilogramlıklarda. Muz, şeftali, da 10 kilogramlıklarda. Peki Pazarcı Hüseyin Bey 15 kasa erik. Erikler neredeydi? Sarı renkteydi. 15 kasa erik. 23 kasa şeftali. 23 kasa şeftali. Şeftaliler 10 10 10'daydı. 34 kasa da armut. Armutlar yine 10 10 10'lardaydı. Depolamıştır. Buna göre Hüseyin Bey'in depolamış olduğu toplam meyve kaç kilogramlıktır diyor. Harika. Hadi bakalım başlayalım. Erikler kaç kilogramlıklarda hesaplanıyordu çocuklar? Erikler 5 kilogramlıkta 15 kasa erik diyor. 15 tane 5 5 5 5 varmış. 5 kere 5, 25, 25, 25 elde var 2. 5 kere 1, 5, 6, 7. Burası erikler oldu. 23 kasa şeftali diyor. Şeftaliler 10 kilogramlıktaydı. 23 çarpı 10. Hemen kısa yoldan sonucunu yazacağım. Bunun şeftali olduğunu biliyoruz. Armutlar yine ondaydı. 34 çarpı 10 yazarken sonunda bir sıfır atıyoruz. Armut. Toplam kaç meyvesi olmuş? Şeftali 230. Armut 340. Erikler 75. Topladık. 7, 10, 14. 3, bir de burada 645 toplam. E, öğretmenim, biz bu işlemde sadece çarpma ve toplama kullandık. Konumuz bölme işlemiydi. Neden bu soru burada demiyoruz değil mi? Bizi şaşırtabilirler. Konumuz bölme işlemi olduğunda her zaman çıt 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 böleceğiz diye bir şey var mı? Yok. Bu soruyu sizi şaşırtmak için çok bilinçli bir şekilde koydum çocuklar. Anlaştık mı? Gelelim son sorumuza kalem kırtasiye boya kalemlerini yandaki paketler şeklinde paketleyip satmaktadır. Hı -hı, ne kadar tatlı gözüküyor. Paketleri konulan toplam kalem sayısı 896'dır. Her paket 15 liradan satıldığına göre kalem kırtasiye bu kalemlerden ne kadar kazanmıştır diye soruyor. Çocuklar ben ilk olarak ne yapıyormuşum? Kalemlerimi, 896 kalemimi Paketliyorum. Her pakette kaç kalem var? Yandaki paket gibi dediyse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paket, 7 paket, 7 paket, 7 kalem, 7 kalem, 7 kalem paket dedi. 1 kere 7, 7 çıkarttık. 2 kere 7, 14 çıkarttık. 6 yaşlandırdık. 8 defa olduğunu biliyoruz. Demek ki ben bu şekilde tam 128 paket yapıyormuşum. Bu paketleri de ne kadardan satıyormuşum her birini? 15 liradan. 128 paketimin her biri 15, 15, 15, 15, 15, 20, 128 tane 15 oluyor. O zaman ben 128 ile 15'i çarpmam gerektiğini biliyorum. Çünkü tekrar ediyor. 5 kere 8, 40, 40'ın 0 elde var 4. 5 kere 2, 10, 4 de burada 14, 14'ün 4'ü elde var 1. 1 kere 5. 5. Bir tane de burada 6. 1 kere 8, 8. 1 kere 2, 2. 1 kere 1, 1. 0, 8, 4 daha 12, 6, 2 daha 8, bir tane de burada vardı 9. Bu toplam kazanç. Canım çocuklar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bölme işlemi çok önemli bir konudur. Bölmeyi halledemeden bundan sonra öğreneceğin hiçbir konuyu halledemeyeceksin. Kesirler gibi işlemler bölmeyi esas alan konulardır. Bu nedenle lütfen bölme işlemini bol bol tekrar etmeyi, eline pratik yaptırmayı ve bu konuyla ilgili sorular çözmeyi unutma. Hepinize çok güveniyorum. Hoşçakalın.